Yaşlılıkta kemik erimesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. demişti ki: Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Meryem Suresi'nin 4. ayetinde geçen vehene kelimesi gevşedi, zayıf düştü, yetersiz kaldı anlamlarına gelmektedir. Bu ayette yaşlılıkla birlikte kemikte olan değişimi tarif etmek için kullanılan kelime son derece hikmetlidir. Ancak günümüz teknolojik imkanlarıyla detaylı ölçümleri yapılabilen kemik taramaları, kemik erimesi olarak bilinen hastalığın görüntülenmesini mümkün kılmıştır. Tıpta osteoporoz olarak tanımlanan bu hastalık, kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan kemik metabolizması hastalığıdır. Osteoporoz kelimesi osteo yani kemik ve poroz yani delikli kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kemik, bal peteği görünümünde olup başta kalsiyum olmak üzere önemli mineralleri depolar. 40 yaş civarında kemik kütlesi yavaş yavaş azalmaya başlar. Daha çok yaşlılarda görülen ve kemik dokusunun yoğunluğunun azalmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, ileri düzeylere geldiğinde kemiklerin kolaylıkla kırılabilmelerine neden olmaktadır. Röntgen ışınlarının dahi 1890'larda keşfedilebildiği düşünülürse Geçmişte kemiklerle ilgili bir tespitte bulunmanın zorluğu daha iyi anlaşılır. Kur'an'da asırlar öncesinde günümüz tıp bilgilerini destekleyen tespitlerin yer alması Kur'an'ın Allah katından olduğunun açık göstergelerinden biridir.